bunlar? Şimdi aslında bizim bu konuştuğumuz Türkiye'deki iç politik meselelerle ilgili oradan manzara nasıl görünüyor, o da merak ettiğimiz ayrı bir husus ama onu sonra sorayım ben size. Öncelik ve en çok merak ettiğimiz konu şu. Şimdi Türkiye'de bir haber dolaşıma girdi ve bu habere göre bu Reza Zarrab davasında davaya gizlilik kaydıyla konulan bir takım dosyalarla ilgili gizlilik süresi mesela 15 Aralık deniyor. 15 Aralık'ta bitiyor. Ve hatta dolayısıyla 15 Aralık'ta işte Zarrab'ın Türkiye'de kimlere rüşvet verdiğine ilişkin isimlerin açıklanacağı, listelerin ortaya dökülecek ki kamu menfaati aslında çok merak edilen bir konudur. Çünkü çıktı dedi ki ooo kimlere rüşvet verdim, kaç bir paralık, 800 evet milyon 800 milyonluk olabilir. rüşvet verdim diye. Şimdi böyle bir şey var mı? Bunun tarihi 15 Aralık mı? Bu açıdan Türkiye'yi ilgilendiren, kamu ilgilendiren hangi bilgilerin açıklanıp açıklanmayacağı söz konusu olabilecek önümüzdeki süreçte? Evet, maalesef böyle çok bilgiler var internette dolaşan. Bu bilgiler doğru değil. Evet, bazı mühürlü yani gizliliği korunan belgelerin açıklanması konusunda hakim, savcı ve avukatlara bir yazı vermişti. Demişti ki yani bu bazı belgelerin artık ben hani gizli tutulan belgelerin artık gizlilik almasına bir anlam bulmuyorum. Eğer siz de onay veriyorsanız bazı belgelerin gizliliğini kaldıralım şeklinde bir talepte bulmuştu. Ve buna savcı geçtiğimiz hafta bir cevap verdi. Evet dedi, ben de dedi avukatlarla konuştuk biz de. Evet biz de katılıyoruz. Bazı belgelerin gizli tutulan belgelerin artık hani gizliliğin kalmasının bir anlamı kalmadı. Bunları bu konuda avukatlarla biz de anlaştık dedi. Ve bu yönde sanıyorum bu hafta bazı belgeler açılacak. Şimdi bu belgeler nedir? O iddia edildiği gibi bir takım deliller, rüşvetler bu konular değil. Çünkü şu anda şunu bir defa hatırlayalım. Bu Reza Zarrab yargılandı ve Reza Zarrab'ın sadece ceza duruşması olacak. Bu Halkbank duruşması bittikten sonra. Dolayısıyla Reza Zarrab üzerine bir takım iddialar artık bir anlam içermiyor. Ancak unutmayalım ki bu duruşma, bu soruşturma hala devam eden bir açık bir soruşturma. Yani hala yargılanmayan sanıklar var. Teslim olmamış, yani ele geçirilmemiş Türkiye'de işte bulunan veya işte başka ülkelerde bulunan bir takım sanıklar daha var. Tabii bunlar gıyaplarında yargılanamıyor. Dolayısıyla burada hala bazı belgeler yine gizli kalmaya devam edecek. Şimdi bu dava hatırlarsanız Reza Zarrab davasının tabii devamı Halkbank davası oldu daha sonra. Şimdi Halkbank davası görülüyor şu an. Dolayısıyla şimdi burada 46 tane sanıyorum gizlilik kararı verilmiş doküman var. Bu 46 dokümandan sanıyorum sadece 16 tanesi Halkbank dönemine ait. Ondan evvelkiler Zarrab dönemi. Benim anladığım hakimin talebinden bunlar daha çok Halkbank'a yönelik değil, Reza Zarrab dönemindeki gizli konulmuş bazı kararların açıklanması. O da ne mesela size örnek vereyim. Mesela ben 2018'de hakime bir mektup yazmıştım ve Reza Zarrab'ın fotoğrafını çektiğimi dışarıda cezaevinde bulunduğunu düşündüğümüz halde kendisini dışarıda bir restoranda ve bir otelde fotoğrafını çektiğimi ve bunun ne anlama geldiğini, nasıl serbest kaldığını, bununla ilgili hiçbir kararı biz mahkeme dokümanlarında görmediğimizi, buna bir açıklık getirmesini talep etmiştim. Benzeri dilekçeyi New York Times gazetesi de vermiş. Daha sonra hakim, tabii bu benim verdiğim belge mesela hakime yazdığım dilekçe mühürlü dosya olarak giriyor bu tip belgeler, bu tip talepler mühürlü olarak giriyor. Daha sonra tabii bu mesela hala mühürlü benim vermiş olduğum dilekçe. Ama hakim daha sonra üzerinden sanıyorum 6 ay geçtikten sonra açıklama yaptı. Evet dedi bazı durumlarda sanık hakkında verilmiş olan kefalet kararı gizli tutulabilir. Yani kefaletle kendisi serbest kalınmış fakat bu kamuoyu bilmiyor. Normal durumlarda Amerika'da kefaletle serbest kalan bir insanın kamuoyu bilmesi gerekiyor. Fakat işte kendisi açıklamasında işte bazı istisna durumlar var gibi bir takım açıklamalar göstererek bu kararı savunmuştu. Ancak dosyayı hala açmamıştı. Mesela bu verdiğim dilekçe o dosyalardan biri olabilir.
bu şekilde mahkemeye verilen artık pek anlamı olmayan, mesela Zarrab'ın itirafçı olduğunu biliyoruz, itirafçılık yaptı. Ama o dönemde mesela mahkemeye verilmiş itirafçılık yapına dair savcılığın, yani mahkemeye verdiği yazılar var. Mesela diyor ki biz Zarrab'la görüşüyoruz, işte itirafçı konusunda pazarlık yapıyoruz, kendisini cezaevinden çıkarttık, şuraya taşıdık gibi mektuplar yazıyor. Bu tip mektuplar hakim biliyor fakat bunlar mühürlü oluyor. Davanın güvenliği açısından ya da işte başka takım hukuksal gerekçeler yüzünden bunlar mühürlü. Şu anda ama bunların artık mühürlü kalmasının bir anlamı yok. Çünkü zaten biliyoruz ne olduğunu. Dolayısıyla bunlar üzerinde bir temizlik olacak ve biraz daha ışık tutacak bize. Yani bu süreç nasıl oldu? Zarrab nasıl itirafçı oldu? Bu olay nasıl seyretti? Ne zaman başladı? Bu tip bilgileri öğrenebiliriz. Bunun dışında mahkeme verilmiş başka talepler olabilir. Mesela benim yazdığım avukat mektubun dışında başka bir takım insanların vermiş olduğu mektup olabilir. Başka avukatların sunmuş olduğu bazı talepler olabilir. Bunlar daha evvel soruşturmaya tehlike yaratabileceği için soruşturmanın güvenliğine o yüzden gizli tutuluyor. Çünkü unutmayalım hala devam ediyor bu soruşturma. Hı hı. Devam ettiği için dolayısıyla bazı dosyalarda uzun süre mühürlü kalacak. Çünkü bu dosyanın kapanması da pek mümkün görünmüyor. Mesela şimdi Zafer Çağlayan mesela hala sanık. Zafer Çağlayan'ın gelip buraya teslim olmayacağına göre ya da Türkiye'den buraya teslim edilmeyeceğine göre, yani orada başka yine sanıklar da var, Zarrab'ın abisi de var. Hani bu insanlar da teslim olmayacağına göre dolayısıyla bu soruşturma sürekli açık kalacak. Zaten tabii bunun başka boyutu şu an Halkbank boyutuna geçti. Dediğim gibi yani şu anda ben Halkbank dava sürecindeki, yani son bir senedeki dosyalarda bir gizlilik kararının kalkacağını düşünmüyorum ama anlaşılan o ki Zarrab'ın nasıl itirafçı olduğu ve hangi şartlarda nasıl serbest kaldığını o konuda mesela Zarrab'ın Goldsmith ismini aldığını biliyoruz. Fakat Zarrab bir tanık korumasına girmedi. Böyle bir durumda yeni bir kendisine pasaport verildi mi? Verilmedi. O da verilmedi. Dolayısıyla bu Goldsmith sadece kullanılan resmi bir isim değil mi? Nasıl bir isim? Yani bu tip şeylere biz açık tutacak bazı bilgileri öğreneceğiz. Ama çok önemli, böyle Halkbank davasına ışık tutacak yeni bilgiler edineceğimizi açıkça ben beklemiyorum. Şu anda zaten biliyorsunuz Temyiz Mahkemesi'nin Halkbank'a vermiş olduğu bir red kararı var. Temyiz Mahkemesi reddetti Halkbank'ın. Yani siz işte yabancı bir devlet kurumunu yargılayamazsınız ceza mahkemesinde şeklinde. Fakat işte bunu reddetti Temyiz Mahkemesi. Ve şimdi tekrar Halkbank dava açtı aynı Temyiz Mahkemesi'nde ve kararını yeniden gözden geçir. Çünkü bu verdiğin kararın bir emsali yok. Başka emsal kararlar gösterdi. Ancak bu şekilde yargılanan, yani ceza duruşmasında yargılanan bir yabancı banka olmadı Amerika'da şimdiye kadar. İlk defa böyle bir şey oluyor. Dolayısıyla Halkbank'ın avukatları da, yani Türkiye'de yapılan açıklamada da hakkımızı sonuna kadar arayacağız demişlerdi. Ve ben öyle anlıyorum ki Temyiz, yani bu ikinci Temyiz Mahkemesi yine bu kararı reddedecek, ancak Halkbank'ın avukatları bunu Amerika Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacaklar. Ve Amerika Yüksek Mahkemesi de bu kararı gerçekten değerlendirebilir, gözden geçirebilir. Çünkü böyle bir duruşma şimdiye kadar olmadı. Yani bu yönde bir karar verilmedi. İlk defa böyle bir şey oluyor. Dolayısıyla hani bunu Amerika Yüksek Mahkemesi değerlendirebilir. Ancak burada bir husus var. Daha evvelki Temyiz Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararda, yani ben bu kararı gözden geçirene kadar federal mahkemedeki duruşma beklesin şeklinde bir karar vermişti. Dolayısıyla federal mahkemede daha evvel belirlenen tarihler dondurulmuştu ve bu karar beklenmişti. Şu anda da hala o bekleniyor. Ancak Amerika Yüksek Mahkemesi'ne giderken, eğer o talep verilecekse ki büyük ihtimalle bunu yapacaklar, o zaman bu tekrar federal mahkemede bu yeniden bekleyecek mi bu duruşma? Yoksa yine federal mahkemede görülmeye devam ederken mi yüksek mahkeme buna karar verecek? Bunu tabii
yine mahkeme karar verecek. Peki. Dolayısıyla yani bu konuda bazı gelişmeleri bu Aralık ayında öğreneceğiz. Tamam. Bu Aralık ayı buna önemli. Ancak bu ben açık söyleyeyim. Yani bu mühürlerden sadece zarabın nasıl serbest kaldığına dair bazı yeni bilgiler öğreneceğiz. Peki 800 milyon rüşvet verdim açıklaması yansımıştı. Böyle bir ifade verdiğine dair haberler oluşmuştu. Dolayısıyla hani bu da merak konusu. Böyle bir bilgi, böyle bir liste var mı bu soruşturmanın herhangi bir tarafında, herhangi bir evrak için içerisinde, dosyanın içerisinde? Ve Türkiye'deki kamuoyunun bunu bir gün öğrenme ihtimali var mı, ne zaman? Tabii şimdi daha evvelki duruşma biliyorsunuz sadece Mehmet Hakan Atilla'nın yargılanmasına yönelik duruşmaydı. Dolayısıyla o duruşmada Mehmet Hakan Atilla'ya yönelik suçlamalar daha öne çıkartılmıştı. Zarrab'ın sadece ifadeleri vardı. Zarrab'a yönelik suçlamalardan ziyade Zarrab'ın itirafları vardı. Dolayısıyla orada hakim sadece hani ben burada yargılanan Mehmet Hakan Atilla, hani bu iddiaların işte bu Türkiye'de verilen, müşket verilen insanların Mehmet Hakan Atilla ile alakası ne şeklinde yorum yaptığı için başka bir şekilde biz davayı görüyorduk. Fakat şu anda Halkbank yargılanacağı için burada tabii rüşvet olaylarının daha çok gündeme geleceğini, daha öne çıkacağını ve bu konudaki delillerin daha çok dinletileceğini bekliyoruz. Çünkü avukat, yani bu da yine jürili bir duruşma. Ancak tabii burada bir sanık yok. Yani daha evvel Mehmet Hakan Atilla vardı, Zarrab vardı. Zarrab'ın yeniden gelmesi bekleniyor tabii duruşmaya. O yüzden zaten kendisine böyle bir ayrıcalık verildi. Hı hı. Yeni iddialarda bulunacaktır bu rüşvetler. Ancak buradaki tabii Amerika'daki dava bir rüşvet davası değil, yolsuzluk davası değil. Yani Türkiye'deki yolsuzluk ve rüşvet davası değil. Amerika'daki işte Amerika'nın yaptırımlarını delme ve işte Amerikan finansal sistemini dolandırmak. Evet, buradaki ama Razi Bey, buradaki kamuoyu çok merak ediyor. Yani bu 800 mutlaka milyonluk rüşvet değil mi Salim Bey? Tabii. Kime gitti? 800 milyon dolar rüşvet kime gitti? Özgün Emre'ye gitmedi, bu açık. Salim Şen'e gitmedi, bu açık. Bu rüşvetin olası gidebileceği adresler, potansiyel adresler de bellidir. Telaffuz etmiyorum burada. Ama bellidir. Aralıkta bir kısmını görmüştük. Ya telaffuz etmiyorum ama sonuçta potansiyel adresler bellidir. Tutup da kime rüşvet vereceği bu 800 milyon? Kiminle iş yaptıysa o tapelerde, ne olduysa vesaire şu bu. Dolayısıyla bu çok merak edilen bir durum. Türkiye'deki siyasette etkileyebilecek bir durum. Ama siz az önce söylediğiniz Goldsmith'leriniz, arkadaşlar o at binici şeyi var, işine evet, girmiş. Kurdu. Onun fotoğrafı evet, hazır mı? Burada mesela değil mi? Şu fotoğraf, bu fotoğraf çok konuşuldu. Yani binmeyi öğretiyor Rıza Zarrab burada. İyi binmeyi öğretiyor. Orada işte iyi binemeyenlere gelin ben size iyi binmeyi öğreteceğim. Yine kupa almış ama. Yani bir iyi binicilik öğreteceğim diyor. Hep mi kazanır ya? Hep mi kötüler de hep mi kazanır? Kupa almışlar yine. Yine kupa almışlar. Tabii önemli de tabii burada bir para trafiği var Zarrab'ın. Yani şimdi buradaki yatırımları ciddi yatırımlar. Buraya gelen paralar var. Yani ev almış, hatta birkaç tane ev almış ve aynı yerde yine yakında işte bu at çiftliğini kurmuş. Bunlar yani milyonlarca dolarlık paralar. Tabii bu paraların nereden geldiği, nasıl geldiği, hangi hesaplardan, nasıl, bunlar da mutlaka takip ediliyordur. Ama Zarrab mutlaka tabii böyle bir ağır suçlamalarla yargılanan bir insanın bu kadar kısa sürede hapishaneden çıkıp bu kadar özgür kalması, yani Amerika'da pek işi gözü görülmüş bir şey değil açıkça. Yani biz yani inanın biz hani onu kendisini görüntülemesek New York'ta daha yakın zamana kadar Zarrab'ın ve hala belki de Zarrab'ın biz açıkça cezaevinde olduğunu düşünecektik. Peki. Ama 3 sene evvel kendisini ilk ben görüntülediğimde kimse inanmamıştı. Çünkü fotoğrafta biraz bilirsizdi ama işte zaten hakim de daha sonra zaten açıkladı ve bazı belgeleri de yayınladı. Hı hı. Dolayısıyla yani Zarrab çok önemli itiraflarda bulundu. Ancak hala da başka itiraflarda bulunacağı varsayılıyor şu anda. Çünkü o yüzden bu kadar büyük bir ayrıcalık yapıldı. Peki. Düşünülüyor. Çünkü sadece Mehmet Hakan Atilla'yı yargılamak için
Yani zarba bu kadar aracılık verilmesi pek mantıklı görünmüyor. Çünkü daha evvel sadece yargılanan insan Mehmet Hakan Atilla'ydı. Razi Can İktigil, bir araya ihtiyacım var. Aranın ardından önemli bir konuyu daha konuşacağız. Sayın seyirciler, kısa bir ara rica ediyoruz, sonra devam.